Herkese merhaba. Bir süredir işlerimin yoğunluğundan dolayı yeni içerik üretmekte geç kaldım. Ancak yeni projeler üzerinde çalışıyorum. Bundan sonra daha fazla vakit geçireceğiz. Yeni içerikler, canlı yayınlar ve eğitim avantajlarını da kısa zamanda sizlerle paylaşacağım. Bu videomda sizlere etkili ve güzel konuşmanın püf noktalarından bahsedeceğim. Konuşmak biliyorsunuz insanlar arasında iletişimi sağlayan en önemli araç. Başarılı bir iletişimin yoluysa Güzel konuşmak, anlaşılır olmak ve sesi etkili kullanmaktan geçiyor. Aslında en önemli konu nedir biliyor musunuz? Kendinizi tanımak, gözlemlemek, hangi konuda nasıl bir eksiğiniz olduğunu bilmek. Bunu bildiğiniz takdirde zaten güzel konuşma yolunda önemli bir adım atmış olursunuz. Benim sesim düşük mü çıkıyor? Yüksek mi? Hızlı mı konuşuyorum, yavaş mı? Çok mu monotonum ya da tonlamalarım çok mu abartılı? Konuşmamdaki kusurlar neler? Boğumlama problemi mi yaşıyorum? Peltek miyim? Çok mu asalak ses ve kelime kullanıyorum? Bunları bilmeniz halinde sonuç odaklı adımlar atmış olursunuz. Gelelim başarılı bir iletişimde aranan özelliklere. 1 işitilebilirlik. Konuşurken karşımızdaki kişinin bizi rahat bir şekilde duyabilmesi gerekir. Dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Kimilerinin sesi düşük çıkar, içine içine konuşur, ne dediği anlaşılmaz ve birkaç kez söylediğini tekrar etmesini isteriz. Genelde özgüven problemi yaşayan, solunum sistemini doğru kullanamayan kişilerde görülür. Kimileri ise sürekli bağırarak konuşur kalabalık ailelerde yetişen çocuklar, gürültülü ortamlarda çalışanlar, öğretmenler genelde benzer sorunlar yaşar. Bizim sesimiz ne düşük ne de yüksek olacak, arasını bulmamız lazım. Çünkü konuşmanın duygusuna göre sesimizi yükseltmemiz ve düşürmemiz gereken yerler olacak. Peki sesimin yüksek mi düşük mü olduğunu nasıl anlarım? Aile bireylerinizle, arkadaşlarınızla sohbet ederken dikkat edin. Sizi dinlerken tek seferde anlıyorlar mı? Ya da anlamadım biraz yüksek sesle konuşur musun diyorlar mı? Bir süre gözlemleyin. Bunu yapmak istemiyorsanız cep telefonu kameranızı açın, kayda girdikten sonra odanızın bir köşesine koyun ve siz de diğer köşesine geçip normal tonunuzla konuşun. Bir şeyler anlatın, sonra dinleyin ve kararınızı verin. Sesiniz düşük mü, yüksek mi? Yüksek çıkıyorsa sesinizi biraz daha düşük kullanmaya çalışın ve gerekirse doğru ses yüksekliğinizi bulana kadar birkaç kez kayda girip aynı çalışmayı tekrar edin. Sesiniz düşükse güçlendirmek için gırtlağınıza yüklenmeyin. Yapmanız gereken doğru nefes alıp vermek. Bunun için diyafram nefesini kullanın. Diyafram kasını kullanarak alacağınız nefesler sesinizi güçlü hale getirecektir. 2. Akıcılık. Başarılı bir iletişimde akıcılık önemli. Konuşmanın rahat ve kolay anlaşılması, sözcüklerin dile dolanmaması gerekir. Telaffuzlarınızın net ve anlaşılır olması, sözcüklerin ritmik bir şekilde kullanılması başarılı iletişimin önemli bir anahtarıdır. Tonlama ve vurgulara dikkat ederek, durak sürelerini uzatmadan, yanlış yerlerde durak yapmadan, dakikada 80 ile 110 kelime arasında yapılacak konuşmalar sizi daha dinlenir yapacaktır. Bir de şu asalak ses ve kelimelerden kurtulun. E, bu bura çöp e, var bilmem ne var anadı mı çöp e, dökmez bilmem ne anadı mı iz anadı mı porat bilmem ne anadı mı bakmaz anadı mı Bel oldu evet. 3. açıktık. Bir diğer önemli ayrıntı açıklıktır konuşurken kelimelerin belirgin biçimde çıkmasına ve dinleyiciler tarafından doğru olarak algılanmasına özen gösterin. Telaffuzlarınız net ve anlaşılır olsun. Bunun için de bol bol artikülasyon egzersizleri yapın. Tekerleme okuyun, dil dudak egzersizi yapın. Şu bilinen U, X, A egzersizi önemlidir mesela. Güzel bir dudak egzersizdir. Konuşurken dudaklarımız gerektiği gibi kapanmaz, ünlülerin durumuna göre şekil almazsa telaffuzlarımız bozulur. Dudak kaslarını geliştirmek için U, X, A egzersizini en az 15 kez ve 3 set halinde çalışabilirsiniz. Açıklıkta bir başka önemli nokta kullandığımız sözcüklerin dinleyenler tarafından biliniyor olması. Mesela efkaru umumiye derseniz birçok insan anlamayabilir. Ne diyor diye gözünüzün içine bakar ve cahil damgası yememek için anlamış gibi yapar. Siz güzel konuştunuz belki ama anlaşılmadıktan sonra bir kıymeti kalmaz. 4. Esneklik. Başarılı iletişimde bir diğer önemli husus sesimizin esnekliğidir. Dinleyenleri büyülemek, olumlu bir izlenim bırakmak istiyorsanız sesinizi iyi kullanmanız gerekiyor. Monoton bir sesi kimse dinlemek istemez. Konu ilgilerini çekse bile bir süre sonra dikkatleri dağılır. Halbuki sesinizin hızında ve şiddetinde duygusuna göre yapacağınız değişiklikler dinleyicinin dikkatini üzerinize çeker. Sesi ortaya alıp gerektiğinde yükseltip gerektiğinde düşüreceksiniz. Konuşmanızın duygusuna göre hızlanacaksınız veya yavaşlayacaksınız. Sese bu bükümü verdiğinizde başarılı iletişimin bir gerekliliğini daha yerine getirmiş olmanın özgüvenini yaşamış olacaksınız. Aslında saydığım bu dört madde etkili ve güzel konuşmanın bir anahtarı. Bu konuların altını doldurmak lazım. Bu sıralamayı takip ederek önce eksiklerinizi tespit edin. Çok büyük problemleriniz yoksa eksik olduğunuz konularla ilgili çalışmalara hemen başlayın. Ancak baktığınız problem büyük. Tek başına üstesinden gelemiyorsanız diksiyon eğitim alın. Bu sizin için önemli. Çünkü kendinize, kişisel gelişiminize yatırım yapıyorsunuz. Bu arada merak eden, soran arkadaşlarımız var. Diksiyon eğitimi veriyorum. Derslerimiz canlı oluyor. Grup ve birebir derslerde de standart eğitimin yanında kişileri tek tek dinleyip konuşma sorunlarını tespit ediyor, doğru egzersizlerle o sorunları aşmaya çalışıyoruz. Bana e-mail adresimden veya Instagram hesabımdan ulaşabilirsiniz. Bugünlük bu kadar. İlginiz için teşekkür ederim. Abone olup bildirimleri açmanız yeni videolarda tekrar görüşmemize vesile olacak. Bir de beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyin. Yeniden görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.